Ondan sonra geçelim. Hazreti Nuh'un Sam, Ham, Yafet, Kenan adlı dört oğlu arasında Sam'ın soyundan gelenleri olarak kendilerini ayrıştırıyor. Onu nasıl yapıyor? Şöyle yani. Niye öyle karar vermiş? Şöyle yani Yahudi kutsal metni Hazreti Nuh'un bir takım çocukları olduğunu ve bu çocukların tüm insanlığın atasını oluşturduğunu ifade ediyor, söylüyor. Yani bu doğrultuda yani kendilerini Hazreti Nuh'un bir oğluna dayandırıyorlar ve diğerlerinin de diğer insanların ataları olduğunu söylüyorlar. Ancak burada yani bu seçilmişliğin aslında kendilerine yönelik soy olarak seçilmişliğin ta Nuh döneminden itibaren böyle adeta rafine bir şekilde hani soy olarak böyle diğerlerinden ayrışa ayrışa geldiğini ortaya koymaya çalışıyorlar bununla. Yani yaptıkları şey bu. Hani dediğim gibi yani bu da yine geriye dönük böyle bir tarih inşası öz itibariyle bakıldığı zaman. Ki burada da yine işte mesela kendilerinin tarihsel düşmanları olarak gösterilen bir takım halklar. Hı hı. Kimler mesela? Diyelim ki Kenanlılar. Mesela işte bu diyor kardeşlerine kul olsun, köle olsun denildi falan. Yani bu tarz şeylerle adeta seçilmişliğin ta önceki dönemlerden itibaren kendilerine has olduğu ve kendilerinin düşmanı olan atalarının halkların atalarının da bu seçilmişliğin dışında tutulduklarını bu tarz hikayelerle anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi Abdullah Bey'in sorusu esas derdim etiketiyle göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Peki bu durumda bütün Araplar mı düşmanları diye sormuş. Şöyle tabii tüm Araplar İsmaililer olarak görülüyor. Yani İsmail'in soyundan gelenler olarak görülüyor. Burada Araplar bakın bu şeyin Yeşaya'nın kehanetinde bir ifade var. Bence çok önemli. Diyor ki sana kulluk etmeyen uluslar yok olacak diyor. Bakın burada. Burada bir sınır yok. Sana kulluk yapmayan uluslar. Eğer Araplar bir şekilde bu Yahudilere kulluk yaparsa, onların üstünlüklerini kabul edip boyun bük eğerlerse, itaat ederlerse sorun yok. Ama itaat etmezlerse kesinlikle düşmanları ve yok olacaklar. Şu anda dolayısıyla bunlar kendilerine itaat etmeyen halk olarak görüldükleri için bunlar yok olmayı hak eden bir halk olarak görülüyor. Şimdi ben bir yerde şey okumuştum, siz onu hatırlarsınız. Hı hı. Da aslında teslim olsalar bile canlı bırakmayacaklarına dair de bir yerde ifade geçiyordu. O ne içindi? Ama işte bu Ameleklerle ilgili olan şey. Yani Amelekler denilen halk, bakın Amelekler denilen halk özellikle işte bu Filistin ve bölgesinde yaşayan o İsrailoğullarının tarihsel düşmanı. Yani olan hizmetinde halk olsa da onu kabul etse de ondan sonra o toprakları eline geçirse de yine de canlı bırakmayacağına dair şöyle bir ifade mesela, vardı. Mesela bebekler. Örneğin emzikli bebekler, süt içen bebekler neden mesela bunlar katledilsin diye hüküm var? Hı hı. Çünkü deniyor ileride bunlar büyürse düşman olacaklar. Hı hı. Ve düşmanlık yapacaklar. Dolayısıyla hani büyümeden bunların yok edilmesi caizdir. Bakın bu zihin yapısından hareketle bunu söylüyorlar. Hı hı. Ama genel anlamda bunların yaklaştıkları şey bu Arz-ı Mevud denilen bölgede özellikle hiçbir kendilerine tehdit unsurunun kalmaması, tüm dünya genelinde de insanların kendilerine kölelik yapmaları. Yani kendi üstünlüklerini, etnik kimlik olarak üstünlüklerini kabul etmeleri. Kabul etmeyenlerin ise otomatik olarak düşman olarak yok edilmesi. Bakın temel kutsal metinlerden hareketle kafalarında oluşan teopolitik bu şekilde. Peki.